Şayet nasip olur da cennete girersem şu anki aklım olacak mı? Ve de bir kedim var çok seviyorum ancak hayvanlar cennete giremeyecek deniliyor. Onun yanımda istesem ben de cennete girebilir mi? Şimdi şöyle ifade edelim elbette mevcut aklımız olacak ancak mevcut aklımız her daim bulunmuş olduğumuz etkenlerden etkilenerek düşüncesini ifade eder. Yani siz falan coğrafyada olsaydınız aynı aklınızda farklı bir düşünceye sahip olurdunuz. Filan coğrafyada olsaydınız, filan kişilerle muhatap olsaydınız aynı aklınız olduğu halde farklı düşüncelere sahip olabilirdiniz. Şimdi cennet diye tabir ettiğimiz müminler için vaat edilen o sonsuz hayat, Bizim mukayese edebileceğimiz, gördüğümüz bir nesneye teşbih edebileceğimiz bir yer değildir. Çünkü bizim en güzel olarak bildiğimiz yerlerin bile bir sonu vardır. Evet. Cennet ise ebedi bir alemdir. Biz ebediliğin ne anlama geldiğini bilemiyoruz hatta ayet-i kerimede işte o e, Müslümanlara müjdelenme noktasında e, onlar ne zaman ki cennet meyvalarını gördüğü zaman diyecektir ki a bu bizim yeryüzünde yediğimiz meyvelere benziyor. Yani bakıyorsun elmaydı, armuttu, işte muzdu, şuydu veya buydu ama yedikleri zaman ise ondan çok farklı bir şey olduğunu görecek. Bu şu demektir. İnsan teşbih noktasında yani biz yeryüzünde neyi gördüysek Mevla onu anlayabilmemiz adına o misalle bizi bunu misallendiriyor işte altında nehirler alan bir köşk. Çünkü onu şu anda tasavvur edebiliyoruz. Ama cennetin köşkünün nasıl olduğunu bilemeyiz. Cennetin nehrinin nasıl olduğunu bilemeyiz. Cennet aleminin nasıl olduğunu teşbih edeceğimiz, benzeteceğimiz bir makyusun aleyhimiz olmadığı için tahayyül edemiyoruz. Dolayısıyla aynı aklımız olabilir ama aynı düşünceye sahip olur muyuz, olmaz mıyız? Onu bilemeyiz. Çünkü dedik ya dünyevi olarak bile insan zamanın geçmesiyle, mekanın değiştirmesiyle, çevresini değiştirmesiyle aynı aklı farklı düşüncelere sahip olabiliyorsa cennet gibi mukayese olmayacak bir aleme intikal edildiği zaman kişinin düşüncelerinde nasıl bir değişiklik olacağını dünya hayatında kesirerek şöyle olacak böyle olacak demek elbette doğru bir şey olmaz. Gelelim işte çok sevdiğim bir hayvanım vardı. Ben onu orada göremezsem huzursuz olurum, mutlusuz olurum vesaire. Mevla Teala Hazretleri bize şunun garantisini veriyor. Cennette hüzün yoktur. Evet. Cennette mutsuzluk yoktur. Cennette istediğin bir şeyin olmamasından kaynaklı hüzünlenme diye bir şey yoktur. Dolayısıyla ne istiyorsan, ne teşehiye ediyorsan, ne arzuluyorsan arzuladığını Mevla Teala Hazretleri sana verecektir. Bunun garantisini Mevla bize Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde ifade Ahim. ediyor. O yüzden bizim bu konudaki gayretimiz orada olursak şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım şeklinde projeler üzerine değil de o cenneti nasıl kazanırız? Dünya hayatında onu kazanmamız için neler yapmamız gerekir? Bu noktada kendimizi sorgulamamız ve bu noktada hareket etmemiz gerekir ki inşallah sonuç olarak da imtihanı kazanırız ve ahirette bizlere vaat edilen o yüce makamlara ulaşırız. Rabbim Anladım. ümmet olarak ulaşabilmeyi bizlere nasip etsin. Amin.